Pandomima. Yazan Sami Paşazade Sezai. Seslendiren Ercan Demirel. Haseki taraflarında bir çıkmaz sokağın içinde yalnız duran üç odalı bu ev, bir mezar gibi sonsuz bir sessizlikle kuşatılmıştı. Unutulmuş, terk edilmiş gibi görünüyordu. Çatısından kopan bir tahta, damından uçan bir kiremit, duvarından yuvarlanan bir taş yıllarca düştüğü yerde kalırdı. Ara sıra çirkin, yaşlı bir Rum karısı, cadılara özgü ürkütücülük ve sessizlikle dışarı çıkar, evin malzemelerini satın alır, sonra alelacele eve girip kaybolurdu. Evin küçük bahçesinde duvara yakın bir büyük ağaç, Temmuz'un o ateşli güneşi İstanbul'un bu yörelerini bitkinleştirici bir sıcaklık içinde bıraktığı zaman, yapraklarının arasına gizlenmiş serin bir rüzgar yaymaya başlayarak, o evin, o mahallenin bir büyük yeşil yelpazesi gibi havayı yeniler, titreştirirdi. Hiç kimsenin geçmediği, hiçbir sesin işitilmediği, İnsan yaşadığını gösteren hareketlerin pek az görüldüğü bu evde ve bu ıssız sokakta hayat olduğunu gösteren yalnız bu ağaçtı. Bahar gelince çiçeklerle donanır, yazın yapraklarla süslenirdi. Dallarının, yapraklarının arasında yuva kuran kanatlı bir dünya, gökte aşık olur, havada gibi kalır, yapraklarının arasında anne olur, ışığa karşı uçuşurlardı. Hep birlikte ötüşerek uzaktaki tarlalara gittikten sonra yine yeşil memleketlerine dönerlerdi. Bu gidiş ve geliş, bu sevişmeler, bu ötüşmeler, bu uçuşmalar heyecanlı ortak bir hareketlilik yaratırdı. Yazın bir cuma günü öğle üzeri bu evden bohçasıyla çıkan bir adam, kapısını özen ve dikkatle kapadıktan sonra yola çıktı. Arkadan bakılınca, omuzlarıyla belinin genişliği aynı derecede bulunacak kadar şişman olan 33 yaşındaki bu adamın, enli ama pek kısa bacakları, üzerlerindeki yükü istenen yere götürmekte oldukça zorlanıyor gibi görünüyordu. Bu sokaklarda ilerledikçe, sessizlik derece derece azalır, ta uzaktaki bir mahallenin kaldırımlarından geçen bir arabanın gürültüsü ya da camları çerçeveleri kırılmış bir evin içinden kimi çocukların ağlaması işitilir, ara sıra esen sıcak bir rüzgarın kaldırdığı tozlar gündüzün ışığını iç karartan bir tozla lekelerdi. Bu uzak mahallelerin ıssız sokaklarında düşünceli, hüzünlü biçimde yürüyen bu adam halkı güldürmek için gidiyordu. Evinden çıktıktan tam yarım saat sonra, orta çağ gezinti yerlerinden olan yeni bahçeye ulaştı. Burada, her düşmüş taşı, yıkılmış bir yüzyıl olan duvarların arasında duran, sanki birkaç yüzyıl önceki baharın yetiştirip, sonbaharın o unutuluş köşesinde bıraktığı soluk, baygın çiçeklerden birkaç tane kopardı. Yine o duvarların ortalarında, göğe doğru açılmış mavi pencerelerden, bütün hızlarıyla uçarak girip çıkan kırlangıçların ve başı ucundaki hisarın ta tepesine kanatları tutunacak gibi uçuşan diğer kuşların Bizans müziğini andıran seslerini dinledi. Sonra orada o yıkık kalelerin yanında, o yüzyılların görkeminin ayakları altında ince tahtalarla inşa edilmiş ve yıkılmamak için çevresine destekler vurulmuş bir binanın önüne geldi. Bu binanın kapısının üzerine beyaz kağıda büyük siyah yazıyla şu levha asılmıştı: Meşhur Pascal'ın Pandomiması. Burada her cuma ve pazar günleri meşhur Pascal türlü hünerler ve gülünçlü oyunlar oynar. Rağbetli müşterilerinin teşviklerini kazanan Pascal her hafta yeni yeni oyunlar sahneye koyacaktır. Pascal kendisiydi. Tiyatrosunun kapısından girip, bohçasını açarak, hiç değişmeyen oyununda kullandığı şalvar biçimindeki beyaz pantolonunu, yakası oymalı beyaz saltasını, başına sivri beyaz külahını giydikten ve bütün yüzünü unlara, kurbağa bakışlı siyah gözlerinin alt kapaklarını kırmızıya boyadıktan bir saat sonraydı ki,
Boş zihinlerle, tasasız gönüllerden çıkıp yükselen kahkaha sesleri ve alkışlar arasında oyunlarını gösteriyordu. O gün bu tiyatro övünülecek bütün becerilerini gösterdiğinden her şey coşmuştu. Tavanını oluşturan bir yelken bezi rüzgara karşı neşesinden öteye beriye atılarak içerideki havayı yeniliyordu. Tahtaların aralarından giren güneşin altın zerrelerinin tozdan oluşan bir sütunun içinde bir takım böcekleri oynatması gibi tiyatronun orkestrası olan bir laternada yaşlılığın getirdiği çöküşle çizgileri görünmeye başlamış çirkin bir yüze ve yorgunluk ve yıpratıcı işinden dolayı her tarafı sarkmış bir bedene sahip, fazla giyilmekten solmuş kanarya sarısı atlaslar içindeki bir kadını dans ettiriyordu. Oyunda bu kadının aşığı rolünü yapan Pascal'ın aşkını ilan için dilini çıkarması ve ilgisine teşekkürlerini bildirmek üzere takla atması oradaki halkı çok güldürüyordu. Tiyatronun bezden tavanını başının üstünde tutan, ortadaki hareketli direğe dayanmış, ağzındaki sigarasıyla oyunu seyreden bir seyirci, "Pascal'ın dilini çıkarması yok mu? İnsan buna gülmekten bayılır," diyordu. Bunu orada küçük iskemlelerin üzerinde oturanların büyük çoğunluğu da onaylamıştı. Oyuncuların yanındaki locada, o içten, o masum, o çocukça gülüşleri hayatın elemlerine avuntular veren genç kızlardan biri oturuyordu. O küçücük pembe dudaklarının üzerinde aydınlık bir gülümseme vardı. Büyük bir neşeyle kanatlarını sallayarak uçuşan kuşlar gibi sevdayı okşayan ellerini birbirine çırparak Pascal'ı alkışlıyordu. Eftelya adındaki 20 yaşında bu genç kız, yaşlı annesiyle hemen her hafta bu locaya gelirdi. Annesi, "Kızım, burada çok mu eğleniyorsun?" diye sorduğu zaman, kızı Pascal'ı daha önce ölen sevgili köpeğine benzettiğini ve kimi zaman da hal ve tavrının bir kere görüp de pek hoşuna giden bir maymunu andırdığını söylerdi. Pascal, maskaralıklarının tiyatrosuna sürekli gelen bu genç kızı, bu güzel müşterisini daha da eğlendirmek için karşısına geçerek oynar ve kimi zaman oyunda bir fırsatını yaratarak lojasının altına düşerdi. O gün beyaz ketenler, büyüleyici gülümsemeler içinde bulunan bu genç kız, o gürültüler arasında alaycı takdirine bir delil olmak üzere lojadan çiçek atıyordu. Attığı bu çiçekler Pascal'ın yüzüne, göğsüne dokundukça Pascal eliyle kalbini tutarak en can alacak yerinden vurulmuş yırtıcı bir hayvan gibi acı acı çığlıklar atıyordu. Bir iki dakika sonra tiyatrosunun iç tarafındaki toprağın üzerine oturarak hala güldürdüğü adamların kahkahaları sürerken içini çeke çeke ağlıyordu. Gözünden dökülen yaşlar yüzündeki onları, kırmızı boyaları bozarak kıvılcım taneleri gibi o harap duvarların yıkılmış taşlarına damlıyordu. Bu zavallı Pascal o güzel Eftelya'yı seviyordu. Bu sakat vücut, yaratılışın o görkemli güzelliğine aşık olmuştu. Ama gönlünün en gizli köşesinde koruduğu bu aşkı kimseye söylemeye, küçükten beri sırdaşı olan evindeki yaşlı hizmetçisine bile söylemeye, hatta kendi kendine düşünmeye bile cesaret edemiyordu. Çünkü kimseye güveni, hiçbir şeye inancı olmadığından, zihninde gizlenerek yaşama sebebi olan aşkının bir belirtisinin bile görünmesinden kaçınıyordu. Ömründe bir kadının okşayan bakışlarına, hiç kimsenin gönül alıcı davranışlarına ulaşamamıştı. Senden beklenen yalnızca güldürmek. Bak, kalbinin kırıldığı, gözyaşları içinde boğulduğu şu umutsuzluk ve güceniklik zamanında bile herkes kahkahalarla gülüyor. Evet, kimseye söylemeye, hatta düşünmeye bile cesaret edemiyordu. Akşam oyun bitince yine bohçasını koltuğuna alarak geldiği yoldan çekine çekine evine dönüyordu. Yolun yarısında sinirli bir halle arkasından bir şeyin takip ettiğini,
O bilmediği şeyin gözlerinden girerek ruhunun en yasak köşesinde gizlediği güzel Eftelyas'ını görmek istediğini hissetti. Bu telaş ve çekinme haliyle başını çevirdi. Ay! Yarısından büyük aydınlık bölümü Ayasofya'nın yüksek kubbesinin üzerinden ortaya çıkmış, ilk ışığı o ıssız sokağın arasına düşmüştü. Evine ulaşıp biraz bir şey yedikten sonra odasına çekildi. Aradan birkaç dakika geçmişti ki odasının kapısını açarak içinde kimse olmayan evinde birinin dolaşıp dolaşmadığını, penceresini kaldırıp sokaktan kimsenin geçip geçmediğini anladıktan sonra güzel Eftelyas'ını düşünmeye başladı. Bugün oyunda kendisine niçin o kadar çok gülmüştü acaba? Koynundaki çiçekleri çıkarıp dindarca bir saygıyla öptükten sonra küçük ve karanlık odasının en yüksek yerine koydu. Bu çiçekler, bu çiçekler beni öldürecek diyordu. Beni bir kere kabul edecek olursa bu odaları saksılarla donatırım. O güzel Eftelyam'ı şu köşeye oturturum. Ayağa kalkıp oda kapısının eşiğine oturdu. Ne kadar garip hikaye varsa anlatırım. Bütün geceler güldürürüm. Gündüz kendisine gülerek bakan o büyük siyah gözler onu fazlaca kendinden geçirmişti. Mesela şimdi odaya girse. Bir güzellik ilahisinin karşısında puta tapar gibi başını tahtaların üzerine koydu. Bir süre o durumda kaldıktan sonra pek güzel rüyalı bir uykudan uyanmışçasına başını kaldırdı. Oh, pek de çirkin. Alemin maskarası. Alemin maskarası. Alemin maskarası. Alemin maskarası. Pascal ağlamaya başladı. Bu uzayıp giden hayaller içindeyken o büyük ağaçtaki kuşlar ötüşmeye başladılar. Sabah oluyordu. Hayallerinden bitkinleşerek orada bir köşeye düştü. Son gününde bir yaz haberi getiren bu ay ne kadar da hızlı akıp gitmişti. 2 haftadan beri tiyatrosuna gelmeyen Eftelya evleniyordu. Yıllardan beri hiçbir ses sada işitilmeyen bu evden o günlerde birinin hıçkıra hıçkıra ağladığı işitilmişti. Bu zavallı Pascal bir cuma günü locaya kocasıyla birlikte gelen Eftelya'yı yine güldürdü. Yüreğini parçalayan üzüntüsünden renk vermemek için de oyun boyunca başını önüne eğdi. Oyundan sonra büyük bir hızla evine gidip içine kapandığı odasının kapısını sürgüledi. Ertesi sabah öğleden sonraya kadar kapısını kıracak gibi vuran yaşlı Rum karısı hiçbir cevap alamayınca büyük bir korku ve telaşla mahalleden adamlar topladı. Kapıyı kırıp odaya girdiler. Odaya girer girmez herkes gülüşmeye başladı. Çünkü Pascal asılmış bir adam taklidi yaparak o ünlü ustalığıyla dilini çıkarmıştı. Hayatında herkesi güldürdüğü halde ölümünde kimseyi ağlatamayan zavallı Pascal'ın bu seferki hali taklit değil, ölüm gibi gerçekti.